Herkese merhaba. Bu videoda sizlere erkeklerin bir kadında aradıkları en büyük özelliği anlatacağım. En büyük özellik ve yaşanmış bir örnekle. Yani maddeler halinde değil bu videoda yaşanmış bir olay, yaşanmış bir örnek benim ve bir arkadaşımın başına gelen olayı size anlatacağım. Çünkü genelde bu kanalda paylaştığım videolarda yaşanmış olaylar yani birebir işte başımıza gelen hani anekdotlar, hayattan kareler falan paylaşıyorum ya. Daha çok ilgi görüyor bunu görüyorum. Dolayısıyla böyle bir konu seçtim. Erkek dünyasından yüzlerce konuyu sizlerle paylaştım. Bugüne kadar bu kanalda birçok detay var. Yani hiçbir yerde değinilmeyen detayları sizlerle paylaştım. Boşanmış erkek psikolojisi, işte bir erkek boşandıktan sonra kadınlarda ne yarar? Ya da bu para yiyen adamların derdi nedir? Ya da ne bileyim işte aynı anda birçok kadın idare eden adamların ruh hastalığı nedir? <laughs> birçok konuyu sizlerle paylaştım. Ve bu gece, bu cumartesi gecesi, sizlerle yine böyle enteresan antin kontin bir konuyu paylaşmak istiyorum. Şimdi burada size anlatacağım olayda benim ta çocukluk arkadaşım yani böyle ilkokuldan arkadaşım Can ve ben. Can direkt ismini de vereyim kolay anlatım için. Can ve ben böyle bir olay yaşadık bundan birkaç sene önce. Dolayısıyla bu olay aslında erkek dünyasıyla ilgili bir detayı yaşanmış bir olayla gerçek hayattan bir olayla sizlere aktaracak. Çünkü Şöyle bir şey var ki bazen hani bir adamla takılırsın. İşte böyle ta ilkokul arkadaşım ama hiçbir şey benzemez. Hiçbir tarzımız, hiçbir kafa yapımız benzemez. Bizim erkek dünyasında yaşadığımız bir olaydır bu. Yani mesela en iyi arkadaşın nedir? Hani öyle bir tabire de çok inanmıyorum. Çünkü görüştüğüm birçok insan olur. Ama en iyi arkadaşınla hani çok benziyor musun diye sorsanız birçok konunun ters olduğunu, farklı olduğunu, aslında onun kafa yapısının benden çok farklı olduğunu görmüşümdür. Ya yani bunlar yaşanan şeyler. Şimdi özellikle kadınlar konusunda mesela iki farklı tarz tamamen iki farklı dünyanın adamlarını size anlatacağım ki aslında erkeklerin ne kadar farklı düşündüğünü ve çok başka tarz kadınlardan hoşlandıklarını görün. Çünkü mesela şöyle bir soru sorulduğu zaman adile soru uygulamasından geliyor mesela bir erkek kadında ne arar? Bir erkeği en çok ne etkiler? Yani erkekleri nasıl kafalarım, nasıl tavlarım diye bir soru da adamın tarzına bağlıdır bu. Yani her erkek aynı kadından hoşlanmaz veya aynı tarz üzerine gitmez. Bunu bir kere söyleyelim. Dolayısıyla bu arkadaşım da benimle çok farklı bir aile yapısında büyüdüğü için, yetiştiği için, çocukluk arkadaşım olduğu için biliyorum tarzını, biliyorum. İkimizin kadınlarda aradığımız özellikler tamamen farklı ve biz bunu bir olayla birebir olarak yaşamış olduk. Çünkü başımıza bir olay geldi ve bu olayda aslında tarzlarımızın birbirinden ne kadar farklı olduğunu, ne kadar başka kafa yapısında olduğumuzu da görmüş olduk. Bundan yaklaşık olarak bir 3 sene önce zannediyorum. Yani 2018 falan. Bir arkadaşımızın doğum günü partisine davet edildik ve dolayısıyla bu doğum günü partisine gittik. Kalabalık bir ortam var tabii ki. Belli bir noktadan sonra yaklaşık bir saat ısınma turları deriz biz. Yani bir partiye gittiğin zaman veya işte yaz geliyor ya şimdi insanlarla sosyalleştiğin zaman ilk yarım saat bir saat bir ısınma turuna çıkarsın. Yani yavaş yavaş motoru ısıtırsın insanlarla konuşmak için bir sosyalleşme moduna girersin bir şeyler içersin biraz rahatlarsın falan. Biz de böyle bir modda arkadaşımla Can'la birlikte ortamda takılırken belli bir nokta içerisinde iki tane kızı gözümüze kestirdik. Yani dedik ki ya, biz bu kızlarla tanışalım arkadaş olalım artık olay nereye gider belli değil belki telefonları alırız falan. Ama neticede bir sosyalleşelim dedik. Tabii ben biliyorum daha önce de onunla çok anlamsız mekanlarda bir takım işte böyle çapkınlıklarımız falan oldu. <laughs> olduğu için ne kadar tarzlarımızın farklı olduğunu biliyorum. Kızlarla tanıştık işte normal sohbete başladık. Eee muhabbet, espri, işte tanışma turları, sen ne yapıyorsun, sen ne iş yapıyorsun falan. Ve ikimiz de bir erkeğin oradaki kafa yapısı şudur. Kızların tarzını anlamaya çalıştık. Yaklaşık bir 15 dakika sonra Canla göz göze geldik. Çünkü şöyle bir şey var. İkimiz de kızların tarzını anlamıştık. Bir tanesi dominant bir kızdı. Son derece dominant. Yani böyle bir şirkette müdür falan ve işte konuşması, işte yaklaşım tarzı, işte esprileri falan, el kol hareketleri böyle karateci gibi. Ne böyle oldu, ondan sonra şöyle oldu falan filan yaktım onu, perişan ettim falan böyle anlatıyor. <laughs> yani böyle son derece abla sinirli, öfkeli de bir kadın. Diğeri de son derece sakin, daha böyle zarif, daha böyle hareketleri yumuşak. Daha böyle nasıl söyleyeyim? Konuşurken daha dikkatli. İşte bilek hareketleri çok yumuşak. Bir şey anlatırken böyle bakıyor uzun uzun falan. Canla biz göz göze geldik. Çünkü ikimiz de aslında hangisine yürüyeceğimizi biliyorduk. Yani <laughs> Hangisiyle arkadaş olacağımızı öyle söyleyelim biliyorduk. O kesinlikle dominant kadını tercih edecekti. Ben de daha cazibeli olan, daha sakin, daha uyumlu olan kızı tercih edecektim. Bunu sevişiyor. Şimdi bir erkekle tanıştığınız zaman ilk önce bakmanız gereken şey bu adamın yaşadığı koşullar, daha doğrusu büyüdüğü koşullar. Ailesiyle nasıl bir ortamda büyüdü? Belki de bir aileyle bile büyümedi. Bu da önemli bir konu. Annesi ve babasının nasıl kafa yapısında onu nasıl yetiştirdiler? Ve genel olarak en önemlisi de anne ve babayla aldığı etkileşim neydi? Eğer anne babası hayattaysa onlarla nasıl bir diyaloğu var? Bunlara bakmanız lazım. Şimdi Can dediğim adam benim ilkokul arkadaşım diyorum. Yani yaklaşık bir 30... Kaç sene, 30 senelik bir dostum diyebiliriz ciddi bir süre. Dominant bir anneye sahip. Son derece dominant bir annesi var. Tanırım, bütün ailesini tanırım. Dolayısıyla e, emir veren, işte hala oğlunun aldığı her şeye karışan, e, inanılmaz derecede böyle onun kararlarına karışan, kız arkadaşına falan direkt karışan bir annesi var. Dolayısıyla çok da saygıdeğer bir insan annesi annesinin bütün olayı canın e, olaylarını yönetmek. Yani işte kariyerini, işte oturacağı evi, işte kadın seçimini, yani işte eş seçimini, işte kız arkadaşı kim olacak bütün bunlarla ilgili yorum yapmak. Yani kadının kendi misyonu bu. Hayatla ilgili böyle bir hedefi var. Ama öte yandan ben böyle bir ailede büyümedim ve yaklaşık 16 yaşından beri tamamen kendi başıma buyruk yaşadığım için ve daha mesafeli bir aile ilişkisi olduğu için ben de dominant, son derece böyle işte kontrolcü, son derece bir dakika ya olmaz. bir saniye hop hop falan diyen bir kişiyle hayatımda hiç birlikte olmadım. Çünkü öyle bir aile yapısına ya da öyle bir anneyle büyümedim. Öyle bir durumum yok. Tamamen bağımsız ve kendi kafama göre büyüdüm. Şimdi erkekler de bu konuya çok dikkat etmeniz gerekiyor. Yani bir adamın yaşam tarzını belirleyen aslında büyüdüğü koşullardır. Birçok erkek rol model, rol model olarak babasını alır. E, aradığı kadında da annesini kesinlikle arar. Yani anne figürünü arar. Dolayısıyla dominant bir anne tarafından büyütülmüş bir adamın direkt olarak o masada Dominant kadının seçeceği belliydi. Candirek oraya yöneldi. <laughs> Bizim zaten kızların tarzını anlamamız yani yaklaşık 10 dakika sürdü. Yani. 7-8 belki 10 dakikadır. Hemen anladık. Şu konuşma tarzından birkaç soru soruyoruz. Hemen bir tanesi daha dominant. Daha böyle push ediyor. Direkt olarak böyle yönetiyor diyaloğu. Hatta şuradan anlaşılıyor dominantlı. Biz lafa girmek istiyoruz. Bir saniye bir saniye bitirmedim diyor. <laughs> ya yani bizi de konuşturmuyor hiçbir şekilde yani. Abla masanın hakimi. Diğeri dinliyor. Daha uyumlu. Daha böyle sakin. Böyle yumuşak bir gülümsemesi var çok tatlı. Dolayısıyla benim hedefim belliydi. <laughs> çok net olarak yani o maskülen enerjiye dayanamadığım için direkt aa tamam dedim ben bu kızla arkadaş olayım. Can da direkt olarak yani dedi belli ben de işte maskülen ve dominant kadını alacağım belli çünkü o benim için çok daha çekici. Şimdi nasıl bu kadar net olabiliyor? Yani bir masaya oturduğumuz zaman bir erkek kesinlikle yöneten, domine eden, daha böyle baskın karakter kadını seviyor. Diğeri hiç ona aklından bile geçirmiyor. Aklından bile geçirmiyor ve diyor ki hayır hayır direkt bu. Çünkü bizim yaşadığımız koşullar ve çocukluk çağındaki deneyimlerimiz aslında bize bütünüyle yön veriyor. Yani tamamıyla yön veriyor. Dolayısıyla biz ömrümüz boyunca aslında o yaşadığımız ve işte büyüdüğümüz koşulları bilinçaltında korumaya çalışıyoruz. Yani onları devam ettirmeye çalışıyoruz. Benim karşılaştığım vakalarda insanların %80'i bunu kabul etmez. Hayır hayır ben istemiyorum, ben farklı bir hayat istiyorum ama bilinçaltından onlara verilen bu yönlendirmeler, bu gizli direktifleri de aslında bir şekilde görürler yani. Bunu yaşarlar ve genel olarak mesela kadınlarda da bu durum vardır. Baba figürü, baba figürüne benzer karakterler. İşte güçlü bir babayla büyüdüyse o çeşit bir karakter. İşte başka çeşit bir babayla büyüy ya da hiç bir baba figürü yoksa genel olarak erkeklere karşı bir öfke de olabilir. Bütün bunlar ama terapilerle giderilebilecek konular. Hem erkekler için hem de kadınlar için konuşuyorum. En önemli başlık şu. Aile yapısı ve adamın anne baba ilişkisi kesinlikle onun seçeceği kadını belirler. Yani o adam başka bir düzlem içerisine giremez, başka bir arayış içerisine giremez. Bakın, çevremde bir sürü insan var ve erkekleri gözlemleyip sizlere aktarıyorum. Bilgilerimi sizlere aktarıyorum bu kanalda. Ben bunun farklı bir örneğine hiç rastlamadım. Yani yok. Öyle bir örnek yok. Dolayısıyla neye alıştıysa bir insan genel olarak nasıl bir atmosferde hani yeşillendiyse, büyüdüyse onu aramaya, onun peşinde olmaya devam ediyor. Daha enteresan bir durum var. Şimdi ikinci rounda geçiyorum. Çünkü bu yaşanmış partinin bir devamı var. Ve işte bir sonra o kızlarla arkadaş olduk falan. İşte bir süre görüştük, konuştuk, sohbet ettik. Diyaloğumuz sürdü. Kızlarla sohbet ederken. Zaten masada bir süre sonra o direkt işte dominant ablayla sohbete başladı. <laughs> ben de diğer kızla konuşmaya başladım. Arkadaş olduk, sohbet ediyoruz. Kızla sohbet ettiğimde baba figürünün maskülen, yoğun erkek enerjisine sahip, ve işte ben de erkekleri öyle seviyorum dedi mesela. Böyle babasını böyle tarif etti. Aile konularına girdik. Biraz sohbet ediyoruz. Ben kendimi anlattım. O kendisini anlatıyor. İşte bir şeyler içiyoruz. Muhabbet falan. Dedi ki yani benim ailemde dedi baba figürü çok önemli. Ben babamı çok severim. Onda böyle yoğun bir erkek enerjisi var. Ben de erkeklerde onu seviyorum. Biraz böyle erkeğin daha baskın olmasını seviyorum falan. Böyle anlatıyor bana. Yani perfect match. Doğru match. Tam olarak bizim uyuşmamız mantıklı. Daha sonra Can bana anlattığı kadarıyla onun konuştuğu kız da e büyüdüğü evde tamamen pısırık, tamamen pasif bir babayla büyüdüğünü, işte annesinin çok dominant olduğunu, annesinin böyle her şeyi kontrol ettiğini, dolayısıyla kendisinin de bu tarzı daha çok benimsediğini söylüyor. Şimdi bu sadece erkekler tarafında değil. Kadınlar tarafında da durumun aslında bu şekilde ilerlediğini gösteriyor. Yani bizim gördüğümüz, bizim yaşadığımız aile figürü, alışmış olduğumuz figür aslında ömrümüz boyunca bizim seçimlerimizi, tercihlerimizi etkiliyor. Eğer bu videoyu izleyenler arasında bazıları bu durumdan memnun değilse yani ben böyle bir evet ailede büyüdüm ama bu düzlemi değiştirmek istiyorum bu döngüyü yani ben daha farklı bir e, yapı içerisinde bir ilişki kurmak istiyorum diyorsanız bunun yolu terapi bir uzman terapiste başvurabilirsiniz. Çünkü belki de burada algınızı değiştirip hayatınızdaki seçimleri tercihleri de değiştirebilirsiniz. Ya yani bu çok zor bir şey değil imkansız hiç değil, kesinlikle değil. Dolayısıyla seçimlerimiz aslında kaderimizdir. Bizim hayatımızda yaptığımız her an yaptığımız seçimler, tercihler. Sadece ilişkilerde değil, iş hayatında, hatta bir gün yolda giderken bu sokaktan değil de buradan giderseniz bütün hayatınız değişir. Yani başınıza bir olay gelir. Bütün kaderiniz, kader yolunuz değişir. Bu böyle hayat böyle bir şey. Hayat yolumuzu belirleyen tamamen tercihler ve seçimler. Başka hiçbir şey değil. Dolayısıyla siz burada tercihlerinizi belirlerken de çocukluğunuzdaki olaylardan etkilendiğinizi, bunların etkisinde bir yolculuk yaptığınızı unutmayın. Bu herkes için geçerli. Burada minimal düzlemde anlattığım olayda iki erkeğin bir parti ortamında hangi kıza yürüdüğünü, <laughs> hangi erkeğin hangisini seçtiğini görüyoruz. Çok net olarak yani bu çok net bir örnek. Mesela biz Can'la çok başka ortamlara da girdik. Yani yıllardır bir sürü yere gittik geldik işte iki tane böyle adam dolaştık. Hep şunu görmüşümdür. Nerede bir son derece maskülen enerjiye sahip, son derece dominant, son derece böyle bir dakika ya getirin o çocuğu buraya or gelsin buraya falan diyen abla varsa onların hepsi direkt cana yönelir. Çünkü o kadar müsaittir ki buna. Yani öyle son derece işte kadının yönlendirmesini isteyen, kadının dominantlığını isteyen bir adam. Bunun için perfect match tamamen doğru adam. Yani adam buna bunun için yaratılmış. Annesi ona öyle bir şekilde domine etmiş ki kadının dominant olması gerekiyor abi falan böyle der mesela. Ha <laughs> böyle yani. Ama bunu şekillendiren onun yetiştiği koşul. Yani öyle bir aile yapısında ben büyüseydim ben de o şekilde olacaktım. Çünkü insanlara şekil veren, hamuru veren o aile koşulları. Buradan da şu sonuca varıyoruz. Aslında bizi şekillendiren bize bir e, yön veren, omurga veren okul şu falan değil aile. Yani aile aslında bir insan için bazen çok büyük bir şans bazen de şanssızlık olabiliyor. Bu konulara daha önce de değindim. Birçok insanın çocukluğu ile ilgili, ailesiyle ilgili travmalar olabilir. Bunlar ayıp değil. Zaten insanların %90'ında bu travmalar var. Ama bunları çok kolaylıkla çözmeniz mümkün. Bizim ülkemizde şu konu çok önemli. Bazı travmalarla ilgili anksiyete, depresyon veya bunlarla ilgili uzman terapistlere başvurmak, uzman psikolog ya da gerektiğinde psikiyatriye başvurmak gerekiyor. Yani bu bütün dünyada yapılan bir şey. Bundan uzak durmayın. Burada en önemli konu kendinize barışık olun ve tarzınızı anlayın. Birçok kadın bir adamla karşılaştığında adamın bazı özellikleri, bazı tavırları, bazı hareketleri hatta bakışları bile mesela maskülen bakışları bile kadını rahatsız edebilir. Buradan kadının şunu anlaması lazım. Aa bir dakika o zaman ben bu tip, bu tip adamlardan hoşlanmıyorum. Ben cam tipi adamlardan hoşlanıyorum. Yani ben yönetebileceğim, benim sözümden çıkmayan, tamamen benim kurgumda nefes, <laughs> nefes alıp verecek bir adam istiyorum. Ya yani benim istediğim bu diyebilirim. Ama burada önemli olan şey şu tarzınız ne olursa olsun yani nasıl bir erkek olursa olsun tarzınızı bilin ki buna göre birini bulma ihtimaliniz çok daha kolay. Benim gördüğüm ben birini bulamıyorum doğru adam nerede diyen kadınların birçoğunda şu var. Tarzlarını kabul etmiyorlar. Yani aslında şöyle anlatayım videoyu kapatırken domine edeceği bir adam istiyor aslında bilinç altında. Yani benim dediğimi yapsın erkeğe ben yönetmek istiyorum diyor içinde. Ama bunu kabul etmek istemiyor. Nedenini bilmiyorum. Aslında çok saçma ya yani bunda ayıp bir şey yok ki. Yani bir kadın domine etmek isteyebilir. Bu onun kendi zevkidir. Ve buna uygun bir adam da bulur. Özellikle günümüzde buna uygun adamların sayısı çok fazla. Yani daha çok erkek böyle zaten artık. Yani maskülen, erkekse enerjiye sahip erkek pek kalmadı. Yok. <laughs> Artık üretilmiyor. Daha çok domine edilen adamlar var. Dolayısıyla o kadının bununla yüzleşmesi ve kabul etmesi gerekiyor. Ama mesela ben o şekildeki dominant ablalarda şunu görüyorum. Mesela tarzınız bu olabilir mi dediğimde. Hayır hayır ben erkekte erkekse enerjiyi seviyorum diyor. Yani kendini aslında yalan söylüyor kendimizle yüzleşmemiz lazım. Dürüst olmamız lazım. Yani ne istiyorsak bunu açıkça söylememiz lazım. Çünkü aksi takdirde yanlış avların bize aslında hiç uygun olmayan insanların peşinde koşmaya devam ederiz. Bu da büyük bir zaman kaybıdır. Yani çok net bir zaman kaybıdır. Bugüne kadar katıldığım sosyal ortamlarda veya işte bir kızla sohbet ederken veya işte sosyalleşeceğim işte bilirsiniz arkadaşlar Aa gel Adil şurada bir parti var gel falan işte bilmem kimin doğum günü var gidiyorsun bir şey ya da birisi bir parti veriyor falan çok net olmuşumdur bunu herkese tavsiye ederim erkek veya kadın bu videoyu izleyen herkese tarzımı bilirim. Kiminle anlaşıp anlaşamayacağımı hemen anlarım ve hiç zorlamam. <laughs> ya bu çok çok net bir şey. 10 saniyede anlarım. Aa bir dakika bir dakika ya hiç enerjimiz uyuşmadı. Bunu anladığım anda yoluma bakarım. Bazı insanlar biriyle tanışınca ısrarla onu oldurmaya çalışıyorlar. Ya yine de acaba enerjimiz uyuşur mu falan. Uyuşmayacaksa burada ısrar etmeyin. Siz şuna karar verin bu videodan sonra. Ben bir ilişkide baskın mı olmak istiyorum? Yoksa böyle bir durum yok. Hani ben uyumlu mu olmak istiyorum? Bakın bu çok önemli bir şey. Baskın olmak istiyorsanız, yani ilişkiyi siz yönetmek istiyorsanız, burada açık konuşalım. O zaman ona göre birini bulacaksınız ve öyle biri karşınıza çıktığında sizin için doğru insan. Tabii başka özellikleri de önemli. Ama hayır uyumlu biri olmak istiyorsanız ona göre birini bulacaksınız. Yani burada tarzınızı belirlediğiniz an aslında yalnızlıktan kurtuluyorsunuz burada kafada. Çünkü doğru insan artık sizin için net. Birçok insan tarzını belirlemediği için ya da kabul etmediği için yani kendine yalan söylüyor, yüzleşemiyor. Yanlış insanların peşinde koşuyor veya yanlış insanlarla 2 sene, 3 sene veya 16 sene vakit kaybeden insanlar var. Dolayısıyla biraz kendimize karşı en başta dürüst olmalıyız. Başkalarından önce kendimize karşı. İnsanın bence başkalarına söylediği yalanlar evet kötüdür ama en kötüsü kendisine karşı söylediği yalanlardır. Kendinize karşı söylediğiniz yalanları asla geri alamazsınız. Bu çok çok büyük bir zaman kaybıdır. Sizleri seviyorum ya cansınız. Görüşmek üzere.